Bir uyuşturucu bir aileyi mahvetti. Daha 16 yaşında düştü uyuşturucu batağına. Ailesi ne yaptıysa kurtaramadı kızlarını. 29 yaşına gelen Zeynep Vural uyuşturucu parası için ailesine şiddet uygulamaya başlayınca tabii felakette kapıya dayandı. Kızını bir türlü düştüğü bataktan kurtaramayan anne bir cinnet sonrası evlat katili oldu. Kızını mezara, eşini ise cezaevine gönderen baba Saffet Vural yaşadığı acıyı anlattı. Madde bağımlısı Zeynep para bulamayınca annesiyle kavga etti. O kavgada anne Ayşe Vural kızını boğarak öldürdü. Kızı mezara, eşi cezaevine giren Saffet Vural, kızlarını uyuşturucu batağından kurtarmak için 13 yıldır verdikleri mücadeleyi anlattı. Kızımın hayatı düzene girer diye imam nikahıyla evlendirdik. Ancak bu uyuşturucu belası yüzünden evliliğini yürütemedi. Son 2 yılda iyice dengesiz bir insan haline geldi. Olaydan 3-4 gün önce eşimin sırtına kaynar su dökmüştü. Evimizi yakmaya çalıştı. Buca ilçesinde yaşayan Saffet ve Ayşe Vural çiftinin 3 çocuğundan biriydi Zeynep. 16 yaşında arkadaşı bulaştırdı uyuşturucuya. Ailesi kızlarını 4 kez hastaneye yatırdı. Bir türlü Zeynep uyuşturucudan uzak tutamadılar. Zeynep bir keresinde evli olan kızım Emel hamileyken ona bıçakla saldırmıştı. Elinden zor aldık. Ailece işkence çektik. Geceleri uyuyamıyorduk. Koltukta yarım yamalak oturarak uyuyordum. Ya da o uyurken biz de uyuyabiliyorduk. Son zamanlarda iyice hırçınlaştı Zeynep. En sonunda annesi Ayşe Vural'la para yüzünden kavga etti. O kavgada Ayşe Vural evlat katili oldu. Eşim bana, senin dışarıda işin yok mu? Çık gez dolaş dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra geldim. Eşim hiçbir şeyden bahsetmedi. Kızını öldürdükten sonra kardeşi Ömer'e bayıldı diyerek yatağına taşıttı. Kızının cansız bedeninin yanına uzanıp sabahladı. Ardından ailesine her şeyi itiraf edip karakola teslim oldu. Baba Saffet Vural'ın anlattıkları uyuşturucunun bir aileyi nasıl paramparça ettiğinin kanıtı gibiydi. Eşimin cezaevini ziyarete gittim. Bana, ben burada cehennemi yaşıyorum. Özgürken, dışarıdayken bizim evde yediğimiz lokma cennet lokması gibiymiş dedi. Ağlıyordu. Onu o halde görünce benim de içim parçalandı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Kızımı toprağa verdim. Eşim cezaevine girdi. Bundan daha acı ne olabilir?